Trakya Haber'den herkese merhaba. Bugünkü durağımız Tekirdağ merkezde bulunan sağlamlar asansör ve yürüyen merdiven sistemlerindeyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Özcan Bey ve Kaan Bey bulunuyor. Kaan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Özcan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyi günler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz Özcan Bey? Ben 24 yaşındayım. 10 yıldan beri bu işi yapıyorum. Aslen Trabzonluyum, Tekirdağ'da doğdum büyüdüm ama gönül verdik. Bir 10 yılın sonunda Kaan Bey ile birlikte bu sektörde devam etmeyi düşünerek. Her çalışmada devam ediyorsunuz. Kaan Bey sizleri biraz tanıyabilir miyiz? 29 yaşındayım. 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Mesleğimi dedemden öğrendim. Dede mesleği. Eskiden diyorsunuz yani çıraklığınız bilmediğiniz için ustası olamazsınız diyorsunuz tabii, yani. Tabii. Gayet güzel efendim. Peki sağlamlar asansörü biraz tanıyabilir miyiz? Sağlamlar asansör 2 yıl önce kuruldu. Özcan Bey'le beraber bu yola baş koyduk. İkimiz de ayrı firmalarda ustabaşıydık. Devam ediyorsunuz yani hakkaniyetli şekilde. Peki efendim vermiş olduğumuz hizmetlere biraz değinebilir miyiz? Arıza, bakım, montaj, revizyon, yük asansörleri, hidrolik asansörler, panoramik asansörler, engelli asansörleri, bir araç asansörleri, birçok asansörü. Şu an asansör deyince sağlamlar markası gelmesi yeterli diyorsunuz aklınıza. Peki kaç ekiple hizmet veriyoruz Özcan Bey? Şu an 4 ekibimiz var. Marmara bölgesine dağılmış bir şekilde. 7/24 hizmet vermekteyiz. Peki hizmet verdiğimiz il sadece Tekirdağ kapsamlı mı yoksa diğer illere de hizmet veriyor musunuz? Marmara bölgesinin komplesine, hepsine hizmet verebiliyoruz şu an. Peki acil durum hizmeti var mı? Tabii ki de 7/24 hizmet veriyoruz. Peki efendim. İl dışı kurulum gerçekleştiriyor muyuz? İl dışına gidip mesela sıfırdan bir yapı gerçekleştirebiliyor muyuz? Evet, şu anda il dışında da montajlarımız sürüyor. İstanbul, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Lüleburgaz. Daha da açılmayı planlıyoruz. Marmara bölgesinin geneline, daha sonra da Türkiye'nin geneline, daha sonra da yurt dışına açılmayı planlıyoruz. O zaman ben biraz misyona değineyim Kaan Bey. Sektörle alakalı geleceğe dair biraz fikirlerinizi alabilir miyim? Geleceğe dair önü kapanmayacak bir meslek. Yani şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Şubeleşmeyi düşünüyoruz tabii ki de. Yani önü kapanmayacak derken biz önü kapanmayacak olan mesleği seçerek büyümeyi hedefledik. Evet. Büyüyeceğiz. Ticaret atılacağız. Dış ticaret, iç ticaret, üretim oluşturabiliriz. Yani günün koşulları neyi gerektiriyorsa asansör adına onu yapmaya hazırız. Ama sağlamlar asansör olduğu yerde durmayacak. Buna eminim. Kesinlikle durmayacak. Peki efendim asansörde bakımın önemine değinmek istiyorum. Bakımın önemi bakımcı firmanız bulunmak zorunluluğu var. Bakım yapılmayan bir asansörün kullanılması bugünün şartlarında mümkün değil. Hatta çok riskli. Mühürlenmesi gerekiyor. Hiç kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Bakım yapılan asansörlerde etiket mevzusuna da değinelim isterseniz. 4 çeşit etiketimiz var. Bunlar kırmızı, sarı, mavi ve yeşil etiketler. Kırmızı ve sarı etiketi olan asansörlerin kullanılması uygun değildir. Bunların yaptırılması, bakımcı firmaya yaptırılması gerekiyor. Mavi ve yeşil etiketi olan asansörlerin gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ekstra bakımcı firmanızın hizmet yeterlilik belgesini, orijinalini bakımcı firmanızdan isteyin ki dolandırılmayın. Yani gerçekten bu firma bizim asansörümüze bakıyor mu, bakmıyor mu, düşer mi asansör? Bu gibi sorunların ortadan kalkması için hizmet yeterlilik belgesini illaki kontrol edin. Peki bu hizmet yeterlilik belgesini sahte olarak düzenleyebilirler mi? Bunu belediyeden sorgulamak daha mantıklı değil mi? Şimdi bunları zaten sorgulayan bir firma var. Hatta firma değil, bakanlıklar var. Sanayi Bakanlığı direkt olarak bu firmaları göz önünde bulunduruyor. Yani sahte evrak, sahte belge, sahte damga, bunları takip edip bunların önüne geçiyor. Gerekli ceza işlemi yaptırımı uyguluyor. Peki asansör kabininden bahsetmek istiyorum efendim. Bu günümüzde artık müzik çalan kabinler mi dersiniz, aynalı kabinler bayağı bir canlı oldu açıkçası. Sizler nasıl müdahalede bulunuyorsunuz? Yani kişiye özel bir asansör tasarlayabiliyor musunuz? Evet, şu an birçok yani yüzlerce çeşitli kabinimiz var. Paslanmaz kabinlerimiz, ayna kabinlerimiz, altın kabinlerimiz,
müzikli kabinlerimiz, sesli komut sistemiyle çalışan kabinlerimiz var. Panoramik cam kabinlerimiz var, dışarısını görebiliyorsun. Birçok kabin var şu anda, mevcut. Kabinlere gerekli şekilde gereğini yapıyoruz diyorsunuz yani. Peki Özcan Bey, doğru bilinen yanlışlara değinmek istiyorum. Örneğin asansör düşer mi gibisinden. Sizin yorumunuz nedir? Asansörün düşme riski tabii ki de var ama asansörün bakımcı firmanız tarafından yapılan bakım periyodik olarak aylık bakımları yapıldıktan sonra ve kontrol yapıldıktan sonra düşme riski yoktur. Bakımcı firmanızın yeterlilik belgeleri, HEB, TS belgeleri olduktan sonra bir problem yaşamazsınız. Şöyle de bir şey var, diyelim geliyorlar asansör bakımcı firmanız, eğer bakmadan gidiyorlarsa tabii ki de sıkıntı yaratabilir. Bununla alakalı bir ceza yaptırımı da vardır zaten. Sanayi Bakanlığı tarafından bunlar her zaman kontrol ediliyor. Eğer HEB belgeniz, TS belgeniz, modül B, modül E belgeniz yoksa siz asansör firmanız mühürleniyor. Ama bu sefer mesela sizin asansörünüzde herhangi bir mühürleme oluyor mu? Bu çünkü sahte bakım yaptıktan sonra. Siz bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama firma olarak sizin bakımcı firmanız sıkıntı yaşıyor. Firmayı çökertiyorlar diyebiliriz o zaman. Peki neden sağlamlar asansör ve yürüyen merdiven sistemleri tercih edilmeli diye sorsam size Kaan Bey? Sağlamlar asansör çünkü... Sağlam da şey diyecektik ya. Peki Kaan Bey, yıllardan beri bu asansör sektörünün içindeyiz efendim. Kendinize ait böyle düşündüğünüz ya da geliştirebildiğiniz bir projeniz var mıdır? Şu anda minare asansörleri üzerine çalışıyoruz. Daha önce dedem bu işte bulundu. Minare asansörleri yaptı İstanbul, Eyüp'te. Çok güzel projeler bıraktı bize, çok güzel şeyler bıraktı. Çok ilginç geldi şu anda buna. Minarenin içine asansör yapılması, peki minare güçlendirilmiyor mu ya da nasıl tartıyor? Minarenin de projesi, asansör projesiyle beraber çiziliyor. Ona göre statik şeyleri yapılıyor. Yani ona göre ağırlığı dengelisi değerlendirmesi, beton sertliği, yumuşaklığı değerlendirebiliyorsun. Tabii. Ona göre projeler çiziliyor. Minare asansörleri şu anda zaten çoğu asansörcü haberi bile yok bu işten. Evet, yani kesin yoktur zaten. Biz öyle bir yenilik başlatacağız inşallah. Önümüzdeki dönemde de bu işte yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Peki Kaan Bey, neden sağlamlar asansör tercih edilmeli? Yani sağlamları sağlam yapan nedir? Öncelikle asansör işi gün geçtikçe gelişen bir meslek, gelişen bir iş. Bizim kadromuz genç, dinamik. Ek olarak da eskiden gelen bir tecrübe var. Tecrübemiz var. Tecrübemiz yüksek. Çok eskilere dayanıyor değil mi efendim? Tabii. Bugün için 60 senelik bir tecrübe. Telefonu açtığında ulaşabilir. Bir asansör firmasıyız. Gece saat 3 olur, 5 olur. Asansörde kaldım problemi olur. Yani bakımcı firmasına... müdahale ediyorsunuz yani. Tabii, bakımcı firmasına ulaşamazsınız. Direkt bizi arayabilirsiniz. Hemen müdahale ederiz. İl içinde, il dışında fark etmez. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Desteği veririz diyorsunuz yani efendim. Peki teşekkür ediyorum. Peki yürüyen merdivenlere biraz değinmek istiyorum. Bu sektörle de alakalı hizmetiniz mevcut herhalde. Sizden bir yorum alabilir miyim? Evet, öncelikle asansörde olduğu gibi yürüyen merdivende de sektörüne devam ediyoruz. Asansörün mesela yürüyen merdiven biraz ayrı bir kısım oluyor. Bakım, onarım, montaj, revizyon olmak üzere şu an Marmara üzerinde bölgesinde montajlarımız vardır. Veriyoruz. Peki, teşekkür ediyorum efendim. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler ayrıca nazik davetinizden ötürü bir sonraki programımızda görüşmek üzere efendim. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.